Bugün gerçekten benim için en mutlu yayını yapacağım. Çünkü o benim Sezen Aksu. Diyorsunuz ki bir şey istediğinizde 17 saniye, en az 17 saniye odaklanmanız gerekiyor. Evet. 17 saniye kuralı var. Evet. Meditasyonlarınız sayesinde senaryo yazdım, senaryomu sattım. Üniversite sınavına girdim, psikolojiyi kazandım. Bütün bu enerjinin bugün inşallah hepinize akmasını dileyerek Kuantum Kraliçesi Serpil Ciritçi'ye hoş geldin demek istiyorum. Ben bir araba istiyorum. Fakat diyor çekim yasası. Sen düşük enerjideysen, 2 ya da 3 frekansındaysan, arabada 8-9 frekansında ise o senin dileğin, 2-8'i çekemez diyor. 7-8 frekansına gelirsen o evle, o mutlulukla, o araba arabayla, o aşkla, o zenginlikle, o sağlıkla eşleşebilirsin diyor. Bu kadar basit. Gerçekten öyle. Nasıl ve niyeleri de zihin yaratır sebep sonuç ilişkilerini. Atalım bunların hepsini çöpe. Zihin bizim kölemiz olsun. Oldu bile dedikleri. Bu. Herkese merhaba. Biliyorsunuz ben bütün videolarımı bugün o kadar mutluyum ki diye açarım. Çünkü hep burada sevdiğim konukları ağırlarım. Hep öyle kısmet olur. Fakat bugün gerçekten benim için en mutlu yayını yapacağım. Çünkü o benim Sezen Aksu'm. Gerçekten öyle. Hayatımın tarihi günlerinden bir tanesi. Çünkü bundan birkaç sene önce çok tesadüfen YouTube'da yolumun kesiştiği ve hayatımı videolarıyla, videolarında anlattığı içeriklerle dönüştürmeye başladığım ve o yolculuk oradan öyle bir başladı ki, hatta şöyle söyleyeyim size, meditasyonlarınız sayesinde senaryo yazdım, senaryomu sattım, üniversite sınavına girdim, psikolojiyi kazandım vesaire. Bütün bu enerjinin bugün inşallah hepinize akmasını dileyerek Kuantum Kraliçesi Serpil Ciritçi'ye hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Bu arada bizi izleyen tüm arkadaşlara da buradan merhaba. Yani eminim güzel bir yayın olacaktır. Çünkü zaten senin enerjin çok güzel olduğu için aksini düşünemiyorum bile. O enerji sayenizde, aslında sizin enerjiniz size dönüyor diyeyim size. Çünkü gerçekten videolarınıza rastlayana kadar, gerçek anlamda söylüyorum arkadaşlar, abartmıyorum, sürekli karamsar düşünen ondan sonra bir insandım. Ta ki bir arkadaşım bana Yasemin sende değersizlik duygusu var, olumlama yapmak gerekiyor diyene kadar... Evet. Ne demem gerekiyor peki dedim. O da dedi ki onları dedi sen kendin bulabilirsin Google'dan. Gittim ben de hemen oturdum bilgisayarın başına. İşte değersizlik olumlamaları yazdım. Ve karşıma şahane bir video çıktı. Benim 20 sene boyunca anlamaya çalıştığım bu zihnimizdeki olumsuzlukları nasıl olumluya çeviririz hadisesini 20 sene boyunca bir türlü kendime geçirememiştim. Evet. Ta ki sizin videonuzu görene kadar. Sonra eğitimlerinize katıldım. Sertifikalar aldım. Gururla söylüyorum. Dolayısıyla benim için gerçekten hayatımda çok önemli yeriniz. İyi ki varsınız. İyi ki, iyi ki, iyi ki. Çok dua alıyorsunuzdur ama hani benden de size hep gidiyor. Herkese de anlatıyorum. Buradan da o yüzden bu yayını yapmak çok istedim. Allah bugün de gösterdi bana. Çok şükür. O yüzden sizi biraz bizim izleyicilerden de belki tanımayan vardır diye tanıtmak istiyorum. Zannediyorum yeğeniniz Çınar'ın vesilesiyle başladınız YouTube'da. YouTube'u ben bilmiyordum. Evet. Yani YouTube'a girdim. Birkaç video çektim. Sonra çıktım. Evet. Aradan biraz zaman geçti. Çınar bir daha beni böyle bir zorladı. Hala yeni video çek. Ben de dedim ki halacığım çektim ama kimse izlemedi. YouTube'da nasıl çekim yapacağımı da bilmiyordum. O işte gösterdi. Hatta ilk videolarımı ben Facebook'ta çekip oradan YouTube'a atmaya çalışıyordum. Hı-hı. Yani çok karışık, zor bir şekilde yapıyordum. Sonra bir gün bana işte tekrar zorladı. Hani devamını getir diye. Ben kimse izlemiyor deyince, ama orada yorumlar var hala, hani izleyen, dinleyen, seni bekleyen, hani tekrar çekeyim diye. Ben o zamana kadar YouTube'da yorum yapıldığını bile bilmiyordum. Gerçekten girdim, izleyenleri gördüm, yorum yapanları görünce o demek ki o anda tekrar bir motivasyon oldu. Ve ben tekrar bir video çektim. O videodan sonra bir anda abone sayısı bir günde 1000'i geçti. Evet. Ve ondan sonra çok büyük hızla artmaya başladı. Evet, 15 yıldır bu işin içindeyim. Bu konularla ilgiliyim. Fakat tabii 5 yıl önce çektiğim 2018 yılındaki 2018 Şubat'ta başladım galiba. Hı hı. Videolardan sonra tanınmaya başladım. Hı hı. Ben tabii ki tesadüflere inanmıyorum. Bir insan hani zamanı gelmişse nerede olması gerekiyorsa orada oluyor. Hı hı. Yeter ki hani kalpten saf bir niyetle bir çağrı yapalım. Evet. İşte seninki de bir çağrıdır. Evet. Sıkıştım, tıkandım. Buradan ileri gidemiyorum. İşte belki maddi tıkandım. Hı-hı. Belki manevi bir ilişkide tıkandın. Bir şekilde tıkandın. Hı-hı. Ya da bir sağlık. İşte o noktada
Allah'ım hani bir yol göster dediğimizde ya birisi geliyor. Evet. Yani öğrenci hazır olduğunda öğretmen geliyor. Çünkü benim hayatımda da hep böyle oldu. Ya bir kitap geliyor. Ya bir dost geliyor. Ya bir eğitim geliyor. Ya bir Evet. video geliyor. Evet. Bu eş zamanlık dediğimiz, yani eğer sen oradaysan o enerjiyle aslında Buluşuyorsun. buluşuyorsun. Çünkü senin hayatında da demek ki bir kavşak, bir eşik varmış. Bu video senin o kavşaktan, o değişimden geçmene aracı olmuş. O nedenle hani buna aracı olduysam ne mutlu. Çok da iyi anlıyorum seni. Çünkü ben de o kavşaklardan bu şekilde geçtim. Bu arada şahane kitapları var Serpil Hanım'ın arkadaşlar. Sosyal medya adreslerini de buradan paylaşacağız. Eğitimleri zaten gırla diyeyim size. Hani bereket mi istiyorsunuz? Aşk hayatınız berbat mı gidiyor? Ondan sonra işte frekansınızı mı yükseltmek istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsanız her türlü yaraya deva var yani. Söyleyeyim size. Benim telefonum Serpil Hanım'dan aldığım eğitimleri ses kayıtlarıyla dolu. Videoların hepsini tabii şey aktardım, bilgisayarıma aktardım ama ses kayıtlarını hani böyle orada, yolda, orada, burada Ha, ihtiyacım olduğu dinlemek için. anda her an yanımda olun Anladım, diye. anladım. Yani şimdi şuradan başlayalım mı Serpil Hanımcığım? Videolarını lütfen izleyin. Mutlaka Serpil Hanım'a YouTube kanalına abone olun. Israrla tavsiye ediyorum. Gerçekten hayatınız değişecek. Bakın arkadaşlar, düşünce yapımın, düşünce şeklimin, İşte ne bileyim mutsuzluktan mutluluğa geçiş hani sürecimin miladı sizin videolarınızda başladı gerçekten. Ne güzel, ne O mutlu. yüzden istiyorum ki buradan herkes bunu bir görsün yani o videolara bir göz atsın. Çünkü inanıyorum yani bana da yazın ne olur yani bana da Serpil Hanım'a da yazın hani bizim de hayatımız değişti diye. İsterseniz şeyden başlayalım mı? Bu yani olumsuz negatif düşünceler bizim hayatımızı ele geçiriyor. Evet. Neticede Evet. işte benim o 6 sene önceki halim gibi. Evet. Ama bir yerde bir tıkanıp kalıyoruz. Nerede yanlış yapıyoruz ve ne yapmamız gerekiyor? Bir yerde tıkanıp kalıyoruz. Çünkü rastgele düşünüyoruz. Yani benim kuantum videolarımda anlattığım bir şey var sürekli. Düşünceler bize ait değil. Evet. Düşünceleri bu alandan alıyoruz. İşte bu alana kuantum alanı diyoruz biliyorsun. İşte kuantum birleşik alanı. Bu alana kolektif bilinç alanı denebilir, evrensel bilinçaltı denebilir. Bu alanda düşüncelerimiz geziyor. Bu boşluk yani. Şu Bu an boşluk. buradaki boşluk. Evet. Tabii Evet. bu boşlukta sadece televizyon, telefon, Evet. radyo dalgaları yok. Düşünce dalgalarımız da var. Göremesek de var. İşte televizyon nasıl bir dalgayı açıp ekranda gösteriyorsa, biz de bu dalgayı kendi ekranımızda düşünce olarak görüyoruz. Çünkü biz görüntülü düşünüyoruz. Peki bu düşünceler işte gün içinde bu düşüncelere bağlanıyoruz, bırakıyoruz, bağlanıyoruz, bırakıyoruz. Kaç düşünce ortalama akşama kadar ya da gece yatana kadar geliyor? 60 ila 90 bin düşünceyi alıyoruz ve bırakıyoruz. Sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Bazılarını bırakamıyoruz. Evet. Aynen. Şimdi tabii mecazi konuşuyorum. Bırakıyoruz. Fakat o düşünce negatif bir düşünce olduğu için o düşüncenin bizde yarattığı duyguyu bırakamıyoruz. Sabah beklediğiniz telefon gelmiyor. Ya da sabah kötü bir şey oluyor. Ya da sabah hiçbir şey olmuyor. Senin aklına bir şey takılıyor. Bu ne olacak? Bu bir Evet. endişe olabilir. Evet. Bir kaygı ya da korku olabilir. Şimdi o düşünce geldikten sonra bırakıyoruz. Fakat o düşüncenin bizde yarattığı o kaygı ve korku kalabiliyor. İşte öğlen ya da bazen akşama kadar sürdüğü oluyor. Demek ki niye sıkıntı oluyor? Biz o anda o düşüncenin duygusuna takılmış kalmış olduğumuz için. O zaman burada çok basit bir soru ortaya çıkıyor. Soru şu: ne yapacağım ben? Evet. Yani ne yapabilirim? Düşüncelere yakalanmama gibi bir lüksümüz yok. Yani bir telefon açıksa, eğer ben onu uçak moduna almamışsam ya da kapatmamışsam o telefon akşama kadar çekecek. Yani çünkü yayın yapıyor. Aynen. Ve o telefonla ben nerede olursam olayım beni bulurlar. Çünkü dalga yayıyor. Tabii. Aynı o telefon gibiyim. Doğru. Gece uyuyana kadar dalga yayıyorum. Ve ileride bir gün yaydığımız düşünce dalgalarından nasıl telefondan bulunuyorsak düşünce dalgalarımızdan bizi de bulacaklar. Bir şekilde eğer ben bu düşüncelerden kurtulamıyorsam, bir tek gece yattığımda kurtulabiliyorum, o zaman
başka bir şey yapmam lazım. Nedir o? Düşüncelerimin kalitesini yükseltmem lazım. Çünkü çok basit bir mantık var. Olumlu düşünürsem kendimi iyi hissediyorum. Olumsuz düşünürsem kötü hissediyorum. Bu çok kolay. Hani iki kişi bir araya gelir, havadan sudan konuşur. Sonra biri derdini anlatır. Öbürü de kendi derdini anlatır. Bir bakarsın ikisinin modu düşmüştür. Hı hı. Ya da kendi dertlerini anlatmazlar. Çok basit bir cümleyle başlarlar. Derler ki, ne olacak bu pahalılığın hali? Bakın yine enerji düşer. Hı. Yani demek ki ben kötü şeylerden konuşursam, olumsuz ya da negatif, hı hı, bu benim enerjimi düşürüyor. Olumlu şeylerden düşünürsem, bu benim enerjimi yükseltiyor. Hı hı. Buraya kadar güzel. Peki bir arkadaşımla bir araya geldiğimde olumlu şeylerden konuşabilir miyim? Tabii ki konuşabilirim. Konuşabiliriz, değil mi? Burada ama oturuyoruz. Genelde dertleşiyoruz. Değil mi? Evet. İsmi bile bak, tabii dertleşme. Ki. Dertleşmek, aynen. Dolayısıyla demek ki iki kişi isterse olumlu bir şeyden de konuşabilir. Hı hı. Fakat sen yoksun, sadece ben varım. Ben yokum, sadece sen varsın. Hı hı. Olduğumuz yerde düşünceler gelmeye devam ediyor. Değil mi? Evet. Karşımızda biri de yok. Hı hı. Hani birisi olsa belki diyecek ki boş ver, bu kadar olumsuz konuları bırak. Öyle biri de yok. O zaman ne oluyor? Ben o düşüncelerin insafına kalıyorum. Eyvah eyvah. Aynen. Çünkü her şeye yakalanabilirim. Ve bu zihnimin çok savruk bir şekilde çalıştığı, hı hı, için en olmadık düşünce dalgalarını bile yakalayabilir. Evet. İşte meşhur kuantum felsefesi, daha doğrusu kuantum fizikçilerinin ortaya çıkardığı bir ispatladığı bir durum var. Hı hı. O da şu. Diyorlar ki sen baktığın her şeyi atom altı düzeyde etkileyebiliyorsun. Hı hı. Yani maddeyi etkileyebiliyorsun. Ben burada otururken sadece düşünerek suyu da etkileyebiliyorum, seni de etkileyebiliyorum, oradaki çiçeği de etkileyebiliyorum. Bu muazzam bir güç. Kuantum fiziği bunu ispatladı. Hem de nasıl, evet. Muazzam bir güç. O zaman benim düşüncelerle istediğim şeyi etkileyebilme gücüm varsa, istediğim şeyi hayatıma çekme gücüm de var. Çekim yasası. Hı hı. Benzer enerji, benzer enerjiyi çeker. Fakat burada yeni soru şu. Benim hayatımda istediğim bir şeyi çekebilmem için onun enerjisinde olmam gerekiyor. Onun enerjisinden kastım ne? Çok basit bir hesap yapalım. İşte birden ona kadar bir puanlama olsun. Benim istediğim tüm güzel şeyler, neşeli şeyler, beni mutlu edecek şeyler. Bu benim özgürlüğüm. Hı hı. Bu benim sağlığım. Bu benim zenginliğim. Bu benim mutluluğum. Bu benim bolluk bereketim. Bu benim aşkım. Hepsi 7, 8, 9, 10 gibi yüksek frekansta, hı hı, gezen dalgalar. En derinde yine fiziğin ispatladığı şey, sen aslında hiçbir şey görmüyorsun. Sen onun düşüncesini görüyorsun. Yani sadece deşifre ediyorsun, açıyorsun. Evet. İşte bir illüzyon gibi düşün. Dolayısıyla ben ama arabayı deneyimlemek istiyorum. Tamam, arabaya baktığımda o bir düşünce bile olsa, hı hı, ben üç boyutlu dünyada beş duyumla onu gerçekmiş gibi algılayabiliyorum zaten. Ben bir araba istiyorum. Fakat diyor, çekim yasası, fizik yasasıdır, hı hı, bu. Sen düşük enerjideysen, iki ya da üç frekansındaysan, arabada 8-9 frekansında ise o senin dileğin, 2-8'i çekemez diyor. Tabii ayrı katlardalar zaten, evet, yani. Evet. Sen ancak enerjini yükseltirsen, 7-8 frekansına gelirsen, o evle, o mutlulukla, o arabayla, o aşkla, o zenginlikle, o sağlıkla eşleşebilirsin diyor. İşte bu hayat değiştiriyor gerçekten. Bu kadar basit. Gerçekten öyle. Peki o zaman ortaya yeni bir soru çıkıyor. O da şu. Ben nasıl oraya yükseleceğim? Ben nasıl yüksek frekanslı olacağım? Çünkü benim normal hayatım, birçoğumuzun normal, hı-hı, hayatı. Sabah keyifli kalktım ama işte bir haber geldi. Düştüm. Trafiğe çıktım. Trafikte tıkandım kaldım. Düştüm. O beklediğim telefon gelmedi. Düştüm. Kiramı nasıl ödeyeceğim dertine düştüm. Ya bu işim devam etmezse, ya bu işten para kazanamazsam, ya işten çıkarılırsam, ya iş bulamazsam, ya sevgilim dönmezse, ya eşim ayrılırsa, ya beni terk ederlerse, ya çocuğum hastalanırsa, ya ay sonunu getiremezsem. Hı hı. Dın dın dın.
Değil evet. mi? Binlerce düşünce var evet. düşük frekanslı. Dolayısıyla ben gün içinde zaten sürekli enerjim ne yapıyor? Borsa gibi. Dalgalanıyor, iniyor, evet. çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Şimdi ben bunlara kafa yormaya başladığımda sorum şuydu. E peki bir hal yok mu bu dalgalanmaların olmadığı? Varmış. Yani o dalgalanmaların olmadığı bir hal hı hı. varmış. O da şöyle anlatılıyor. Normal hayatımızda sabah kalkar kalkmaz her hı hı. birimizin bir frekansı var. Tabii. Frekanstan titreşim, rezonansımız hı hı. var. Her şey titreşiyor. Görmesek de her şey titreşim halinde. Hı hı. Senin de bir titreşimin hı hı. var. Benim de var bir titreşimim. Hı hı. Bu nötr halimizde. Örnek benimkin 6'dır, seninkin 7'dir. İşte gün içindeki dalgalanmalar 6'dan işte sevdiğimiz bir arkadaşı görüp bir kucaklaşıyoruz 9. Evet. Oturuyoruz o işte canımızı sıkacak işte yaşadığı bir olayı anlatıyor. Düşüyor 2'ye. Tekrar keyifli bir şey konuşuyorsunuz tekrar yükseliyor. Bak konuşurken ya da sadece düşünürken evet. dalgalanmalar başlıyor. Peki benim bu frekansımı nasıl yükseltebilirim? Çünkü ben artık böyle dalgalı ruh hallerinde olmak istemiyorum. Hı hı. Ve bunun bir yolu var. O da şu. Bir şekilde ben işte Ayşe'nin işin dışarıdaki işte maddi durum hemen her konuyla ilgili hı hı. eğer o olayların ve durumların insafına kalırsam yani orada kötü bir şey oldu ben kötüyüm, orada iyi bir şey oldu ben iyiyim. Bunlar beni sürekli etkilediği müddetçe benim frekansımı yükseltme şansım yok. Yani merkezimizde kalamadığımız müddetçe. Evet. evet. Çünkü ben onları değiştiremem. Evet. Ben sadece kendimi değiştirebilirim. Kendimi nasıl değiştirebilirim? Frekansımı eğer yükseltebilirsem, örnek 6 değil de 8-9 halinde kalırsam, o zaman yine o durumlar, o olaylar olmaya devam eder. Fakat beni eskisi kadar hırpalamaz. Tesir etmez. Artı zaten 8-9'a geldiğim için düşük frekanstaki şeylerle zaten karşılaşmam. Çünkü düşükteyken düşüğü çekiyorum. İlgilenmiyorsunuz bile hatta. Önünüze gelmez. Görmüyorsunuz bile. Evet belki geliyordur ama görmüyorsunuz bile artık. Yani. Yasemin burası bir stüdyo. Evet. Buradan çıktın. Yüksek frekansta çıkarsan evet. daha kapıdan çıkarken birbirine sarılan bir çift ya da kahkaha atan bir çocuk görürsün. Hı hı. Düşük frekansta indiysen ya bir kaza ya ağlayan bir çocuk görürsün. Hatta şöyle söyleyeyim size. Mesela diyelim ki anlık hani diyelim ki ben artık sayenizde anlattıklarınız sayesinde o kadar yüksek frekansta dolaşabiliyorum hı hı. ki dünyanın içinde. Fakat bir an görürsem bile artık hadiseye de yani kötü bir hadiseye de kötü diye bakamıyorum ki. Kötü değil çünkü. Değil çünkü. Artık hiç kötü diye bir şey yok. Düşman diye bir şey yok etrafımda yani. Harikasın. Hani, harikasın. Sizsiniz harika. Yani ben yalan değil yani. Hani böyle değildim. Böyle bakan biri değildim. Çok arıyordum. Hani nerede bu şeyin cevabı? Mutluluğun cevabı nerede? Bana mutluluğun resmini kim çizebilir diye ben de hani soruyordum. Çok arayana bence cevaplar geliyor gerçekten. Benim bir çekim alanım var. Manyetik bir alanım. Hı hı. Ve bugüne kadar yaşadığım her şey bu alanda kayıtlı. Bu alan dediğim yine bu boşluktan bahsediyorum. Evet, evet. Dolayısıyla bu alanda kayıtlı olanlar benim çekeceklerimi belirliyor. Hmm. Yani bilinçaltımızda kayıtlı bunlar. Demek benim bilinçaltım aslında benim çekim alanımı sağlıyor, belirliyor. Burada işte insanlar şuna takılıyorlar diyorlar ki ama ben ev istiyorum. Ya da bir zenginlik istiyorum, para istiyorum gelmiyor. Hı hı. Ya da keyifli bir aşk ilişkisi istiyorum gelmiyor diyorlar. Ben de diyorum ki sen onu aklınla, zihninle, mantığınla istiyorsun. Hı hı. Gayet doğal. Fakat sana çekecek olan o değil. Sana çekecek olan bilinçaltı alanı. Hadi bir bakalım bilinçaltı alanında ne var? Hı hı. Bilinçaltına girdiğimizde hep şunu gördüm. Biraz önce yine senin söylediğin gibi. İnsanların büyük bir çoğunluğu akıl ve mantıklarıyla istedikleri şeyi bilinçaltı düzeyde reddediyorlar. Ve bunun farkında değiller. İşte hani para düşünüyorum hemen para mı gelecek? Ben de diyorum ki aslında doğru. Bir tarafıyla çok basit, bir tarafıyla zor. Evet paraya odaklanırsan para sana gelir. Ama
sen hangi enerjiyle odaklanıyorsun? Saf bir odaklanma mı? Yoksa biraz hani ağır bir enerjiyle. Hı hı. Dedik ya biraz önce bir alandan bahsettik. Ve o alandaki bir takım kodlardan bahsettik. Eğer o alanda senin örnek değersizlik, işte kendini acıma, en düşük frekanslı duygulardan biridir mesela kendini acıma. 20 Hz diyoruz. Hı hı. Kin, kıskançlık, güvensizlik ve 1000 tane korku varsa, hı hı, bu senin enerjinin ağır olduğu anlamına geliyor. Hı hı. Sen enerjin ağırken yüksek frekanslı bir şeye erişim yapamazsın. Yani çağırsam bile, hani para isteyeceğim bakalım gelecek mi, hı hı, dediğinde ben de diyorum ki aslında gelir ama sen parayı istemiyor olabilirsin dediğimde, Allah aşkına şaka yapma, parayı kim istemez, tabii ki istiyorum diyor. İşte orada da dönüp bu defa istemiyor olabilirsin. Çünkü bilinçaltı düzeyde parayı bir mutsuzluğa bağlamış olabilirsin. Paraya kızgın olabilirsin. Küçükken evde çok para kavgası olmuştur. Paraya böyle öfkeli bakıyor olabilirsin. Para sanki bütün hayatınızı mahvetmiş gibi bir, evet, algıda olabilirsin. Evet. Bütün bunlar düşük enerji olduğu için parayı senden uzak tutar dediğimde kısmen anlıyorlar bazı arkadaşlarımız, hı hı, ama yine orada da aynı şey oluyor. Zamanı gelen, tıpkı senin zamanın gelmesi gibi, hani zamanı gelen bir kitap, bir video, aynen, ya da bir arkadaş, dost, fark etmez. Kesinlikle. Bir anda böyle nasıl yani diyor ve bir dalıyor. Tabii, tabii. Bir de şeyi de anlatmanızı rica etsem sizden. Bir danışanınız gelmiş, evlenmek istiyorum demiş, hani bambaşka bir şey çıkmış altından. Bilinçaltıyla ilgili bireysel terapiler yaparken bazen insanların bilinçaltında gerçekten hani konuşulduğunda ya da ortaya çıktığında nasıl yani bu mu dedikleri, onların kendilerince komik ya da saçma buldukları, şaka mı bu dedikleri birçok şeyle karşılaştık. Parayla ilgili de çalışırken, ilişkilerle de ilgili, hı hı, çalışırken. Bunlardan bir tanesi benim yine bir ilişkiyle ilgili bir terapide, işte evlenmek istediği bir arkadaşı var ve beraberler de zaten. Fakat bir türlü olmuyor. Yani iş ne zaman o noktaya kadar gelse, hı hı, orada bir dargınlık oluyor ya da bir ayrılık oluyor. Ayrılıyorlar. Fakat bir şekilde onu kendi hayatında hala istediği için tekrar bir araya geliyor. Onunla çalışırken işte bir takım sorular soruyorum. Orada bir yerde dedi ki işte sizin eve mi geldi dedim, işte annesiyle mi tanışmış, annesiyle mi tanışacakmış. Yok hocam dedi, dışarıda buluştuk bir kafede dedi. Niye dedim? Ya bizim evin banyosu o kadar kötü ki hiç görmesini istemiyorum dedi. Nasıl yani dedim. Banyodan dedi utanıyorum dedi. Gerçekten banyomuz çok kötü dedi. Ama dedim yarın bir gün hani evlendiğin zaman nasıl olsa görecek. Bir şekilde o evlenmeden yaptırmayı planlıyorum ama ona da maddi gücüm yok. Yaptırırım diye düşünüyorum hocam dedi. Hatta esprisine de arkasına eklendi. Galiba ben bu banyoyu yaptıramayacağım, yaptıramadan evlenmeyeceğim gibi. Böyle bir de gülmüş. Orayı yakaladık. Çünkü dediği doğruydu. O banyoyu erkek arkadaşının görmesini istemediği için evlenemiyordu. Çok anlaşılır bir durum bence. Evet. Yani. Ve banyo yapıldı. Gerçekten bir şekilde yapıldı. Onun parası da geldi. Hani oraya kilitlendiği için söylüyorum. Hemen akabinde de evliliği gerçekleşti. Bu ve bunun gibi hani söylediğimizde bu kadar basit olamaz dedikleri birçok şey bulduk. Hatta hani insanların şaka yollu söyledikleri şeyler bile gerçek oluyor. O yüzden diyorum ki bilinçaltının şaka kavramı yok. Evet hani, şakayı ciddi sanır. Tabii ki. Evet. Şaka kavramı yok. Hani varsayalım ki orada bir arkadaşınız var ve sizden biraz küçük. Siz diyorsunuz ki ya sen evlenmeden ben evlenmem ya da evlenemem. Herhalde evlenmeyeceğim. Örnek. Orada bir şey dediniz. Onu olduğu gibi bilinçaltı doğru olarak alıyor. Yani kendine söylenmiş bir şey olarak alıyor. Hani kayıt alıyor hemen. Tabii tabii. Diyor ki Yasemin kardeşi evlenmeden evlenmek istemiyor. Evet. Biz ona onu verelim. Evet. Diyor. Evet. Evet. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Astrolojiyle ilgili. O yüzden ben işte astrolog arkadaşımıza da hep aynı şeyi söylüyorum. Hani konuştuğunuz cümleler çok önemli. Çünkü insanların büyük bir kısmı astrolojiyle ilgileniyor. Evet. Mesela astrolog diyor ki arkadaşlar 18 Ocağı kadar retro bitmeyecek. Aman aman. Bir ilişkiye başlarsanız devam etmez. Eski
sevgili giderse, gelse bile geri gider. Hani sağlıklı olmaz diyorlar. Mutlaka ki boş konuşmuyorlar. Mutlaka ki bilgilerin büyük bir kısmı doğrudur. Hı hı. Bunca zaman böyle bir bilim varsa, ki enerjilere inanan birisiyim, ben de inanıyorum. Hı hı. Fakat siz biliyor musunuz Merkür Retrosu bitmeden şu olmayacak dendiğinde bunu kafanıza yazdığınızı? Tabii ve ki. Yazdığınız için o şartlanmayla olacak şeyleri de engellediğinizi. Bir de böyle bir durum var. Tabii ki, aynen. Halbuki sen yıldızların da üstünde olansın. Evet. Sen düşüncelerine tezahür ettirensin. Sen sonsuz ve sınırsız olansın. Tüm olanın saf gözlemcisi, seyircisisin. Hı hı. Dolayısıyla yıldızlar dediğin o gezegenler de senin içinde. Yani sen onlara tabi değilsin ki. Ama sen o şartlanmalara girersen, bu böyle olacak, bu böyle olacak dersen, örnek sen dersen ki ben bir yengeçim, kesinlikle yaylarla anlaşamam. Bitti. Ya da anlaşacağım bir yayla birlikte olma olasılığım bitti. Tabii. Bir de hani mesela bilinçaltından bahsediyoruz ya, gece uyumaya yakın reklamlar oynuyor. Evet. Ve şöyle düşünüyorsun. Ay, uykum geldi, uyuyorum. Orası hala açık. Sen sanıyorsun ki ay boşuna bu reklamları veriyorlar. Zaten kim bu saatte oradaki işte bulaşık deterjanını göreceğim de aa gideyim yarın bunu alayım mi diyeceksin? Kimse demiyordur. Ama onları yapanlar aptal değil ki. Tabii ki. Bunu sana değil, direkt bilinçaltına atıyorlar. Her uyumaya yakın hiç bilincin yok. Alan her, gelen her şeyi kabul ediyorsun. Teta. Ertesi günü markete gidiyorsun. Evet, teta seviyesinde. Markete gidiyorsun. Elin gece gördüğün reklamdaki deterjana gidiyor ve sen zannediyorsun ki kendin seçtin. Hayır. Bilinçaltın onu orada gördü ve elin ona gitti. Sen seçmiyorsun. Bilinçaltın seçiyor. Yine ilişkilerde de hayatına girecek olanı sen kendin seçiyorsun zannediyorsun. Sen seçmiyorsun. Bilinçaltın seçiyor. İşte o nedenle hani şu sorular geliyor. Ama ben böyle birini istemiyordum. Ya da niye benim hep hayatıma aynı insanlar geliyor? Niye aynı insanlar değil de farklı insanlar geliyor ama ben aynı şeyleri yaşıyorum? Mesela bu soru çok geliyor. Neden ben uzun süreli ilişki sürdüremiyorum diye birçok, değil mi? Evet. Tanımımız var. Evet. Hadi bilinçaltına gelmeden önce daha basit bir yerden başlayalım. Diyelim ki bütün bunları soran arkadaşlar bir ilişki söz konusu olduğunda ellerine bir kalem kağıt alsalar ilişkiye dair neler yazarlar acaba? Hı. Neye inanıyorsun sen? İlişki. Ya oldu bitti, uzun bir ilişki sürdüremedim zaten. İlişkilerde genellikle terk edildim. Demek ki ben uzun ve sağlıklı bir ilişki yürütemiyorum. Ben ilişki konusunda şanssızım. Rastgele konuşuyorum. Bunlar ilk yazdıkları, zaten bir arkadaşıyla otururken dertleşme yine. Evet. İlk söylediği şeyler zaten. Tüm onlar kişinin ilişkiye dair tanımları, yargıları, etiketleridir. Yani senin alanında bunlar var. Evet. Onlar sinyal yayıyor bu arada ve aynı şeyleri çekiyor. Şimdi ilişkilere dair tanımlarını yaptın, koydun. Başka bir kağıt al. Kadınsan erkeklere dair, erkeksen kadınlara dair. Bir yaz bakalım. Bir daha. Erkekler hiç beni yeterince sevmedi. Erkeklere güvenmiyorum. Erkekler aldatır. Erkekler zaten faydalanmak için gelirler. Erkekler başta iyi davranırlar, sonra giderler. Elde edene kadar kur yaparlar, sonra ortadan kaybolurlar. Erkekler kabadır. Erkekler romantik değildir. Erkekler konusunda şanssızım. Doğru dürüst erkek yok. Varsa da kim bilir nerede. Bunlar da senin ikinci tanımların. Bunu da koyduk. Bunlar da senin alanında yüzer gezer kırmızı bantlar gibi düşün. Evet. Kendin ilişkiye dair var. Erkeklere dair var. Al eline bir kağıt, bir de evlilikle ilgili yaz. Evliliğe inanmıyorum. Mutlu evlilik yoktur. Annem babamın evli de iyi değildir. Evlilikler güzel başlıyor ama sonradan monotonluğa gidiyor. Evlilik aşkı öldürür. Evlilik aşkı öldürüyor. Bir sürü. Onları da yaz. Kolektif zaten bunlarla dolu. Oldu üç kağıt. Şimdi üç kağıttaki her bir düşünceyi, yani her bir dalgayı yakaladın, kağıda sabitledin. Evet. O sabitlediğin şeyler aslında hala senin alanda
kırmızı bantla geziyorlar. Anlaşılması için söylüyorum. Evet. Kırmızı bantlarla geziyor. Hı hı. Etrafında böyle dolanıyorlar. Evet. Bunlar senin dışarıya yayın yaptığın sinyaller, dalgalar. İşte radyo, televizyon gibi düşün. Ne demiştim? Benzer enerji, benzer enerjiyi çeker. Tıpkı senin gibi alanında bu kırmızı bantlar gezen, kadınsan bir erkek, erkeksen bir kadın. Hı hı. Mesela senin varsayalım ki en büyük bandın, ben güzellikleri hak etmiyorum, güzel bir ilişkiyi hak etmiyorum, güzel bir sevgiyi, aşkı hak etmiyorum, yakışıklı bir erkek zaten beni bulmaz ya da zengin, her neyse gibi bir bandın olsun, değersizlik diyoruz. Hı-hı. Hani ben buna layık değilim. Hı-hı. Kişi direkt öyle düşünmüyor da o sevgiye layık olmadığı hissiyatın içinde taşıyor. Yani tanımı koyan biziz. Hı-hı. Aslında değersizlik dediğimiz. Evet. Şimdi o bantla geziyorsa, bu banttan yayın yaptığı için alanında bu bandı barındıran ilk erkek geliyor. Çünkü benzer enerji birbirini çekiyor. Dolayısıyla ikimizin arasında başka bir alan açılıyor. İlk alan açıldığında bantlar güzel. Çünkü hiçbir şekilde onu tanımıyorum. O da beni tanımıyor. Hı hı. Merak var, heyecan var. İlk kez birbirimizi tanıyacağız. Lay lay lom. Hani ilişkilerin o kur, hareketli, heyecanlı dönemi vardır ya. Evet. Hani sonradan şey başlar. Sen ilk başlarda böyle değildin, değiştin hikayeleri başlar. Kimse değişmez. Herkes olduğu gibidir. Sadece ilişkinin ilerleyen zamanında kırmızı bantlar ikiniz arasındaki alanı kirletmeye başlar. Yani başka bir deyişle sen yavaş yavaş gördüğün kişinin dışında aslında başka bir kimlik oluşturmaya başlarsın. Bu adam kaba. Tek bir hareketini görürsün, kaba dersin. Hı-hı. Artık kabadır. Arkadaşlarına anlatırken, ay beklediğim kadar romantik değil, kaba çıktı dersin. Evet. İlk etiketi koyarsın. Sonra o kişi seni işte çok istediğin bir yere değil de ortalama bir yere götürür. Galiba biraz da cimri dersin. Hiç sevgisini göstermiyor, güzel bir şey söylemiyor dersin. Benle ilgilenmiyor dersin. Hafta sonları görüşemiyoruz dersin. Dersin dersin ona dair birçok, değil mi? Tabii. Yargılar, tanımlar oluşturursun. Ve aslında o orada dururken sen onun üzerine de baştan sona yeni etiketlerle kapatmışsındır. Hı-hı. Hani bir nevi ikinci bir kimlik oluşturmuşsundur. Hı-hı. Doğru. Ona da sadece bu rolü oynamak kalır. Çünkü rolü veren sensin. Hı-hı. Senaryo yazarısın, bilirsin. Yazan sensin. Oyuncuya rolü veren sensin. Sonra dönüp şikayet eden sensin. Bu niye böyle yapıyor diye. O nedenle ilişkiler arasında, yani ikili ilişkiler, ne için var? Tek bir görevi var. Tek bir tane. O da şu. Bende olanı açığa çıkartmak için. Evet. Sevdiğim bir adam geldi gözlerime baktı. Büyük bir aşkla baktı. Özüm sevgi zaten aşk. Ben orada böyle erir giderim. Niye? İçindeki öz öyle bir titreşiyor ki ben buyum diyor. Çünkü ben koşulsuz sevginin ta kendisiyim. Bendeki o sevgiyi ne yaptı? O titreşimle eşleşti. Onu yakaladı, dürttü. Ve biz aynı telde titreşiyoruz. Nasıl bir duygu değil mi o? Büyük bir aşkla, evet, bakan. Aşıklar diyeyim. Fakat aynı insan bu defa bana büyük bir nefretle baktı. Ya da sevmiyormuş gibi baktı. O anda da içimden yoğun bir eyvah, beni sevmiyor. Hı hı. Bak o da bir duygu. Ne kadar yoğun bak. Onu da çıkarıyor. Evet. Ya da soğuk davrandı ve arkasını döndü gidiyor. Gidiyor. Korku. Hı hı. Terk ediyor beni. Sevmiyor artık. Yalnız kalacağım. Bak onu da çıkardı. İşte onun tek görevi bu. Bendeki çıkarmam gereken elbiseyi çıkarmam için orada. Evet. Bu korku elbisesi, altındaki nefret elbisem, altındaki kızgınlık elbisem, altındaki değersizliğim, altındaki güvensizliğim, bende benim olmayan tüm elbiselerimi çıkarana kadar beni acıtmaya devam edecek. Çünkü başka türlü ben o elbiseyi görme şansım yok. Ne güzel söylediniz. Tek tek gösterecek. Peki bu ilişki neden devam ediyor? Ya da ne zaman biter? Ya da neden istediğim gibi devam etmiyor? Bir tek şekilde biter. Sen tüm elbiselerden arındığında ve onu da tüm elbiselerinden
kendi verdiğin elbiselerinden arındırdığında olanın güzelliği ortaya çıkar. Yani o ilk aşkla bakan sevgi diyorum ya. Hı hı. O yüzden ben şeyi izleyicilerim bilir, bazı videolarımda derim. Ben sevgiyi seçiyorum. Ben sevginin gözlerinden bakmayı seçiyorum. Hı hı. Çünkü ben bizzat ben oyum. Fakat bu ilişki o kadar çok perdeyi indirdi ki gözümün önüne. Hı hı. Ben karşımdakini göremez oldum. Karşımdaki de en derinde aslında benim. Ben elbiseleri çıkardıkça perde kalkar. Aynı güzel söylediniz. Karşımdaki de en derinde aslında benim. Benim. Çok doğru. Elbise kalkar çünkü. Benim bir aynam var orada. Hı hı. Ben varım. Kendimden kendime bir oyun vardır aşkta. Dolayısıyla kaldırdıkça olan ortaya çıkmaya başlar. Hı hı. Bu ne anlama geliyor? Ben saflaştıkça o saflaşır. Ben onu değiştirmiyorum. Ben perdeyi kaldırıyorum. Değersizliğimi attım. Güvensizliğimi attım ve dedim ki ben saf sevgiyi ve güvenmeyi seçiyorum dedim. Ben bu hale geldiğimde onun da dönüştüğünü görürüm. Ne zaman ki ben bir erkeği ya da kadını cinsiyetime bağlı olarak hı hı. zihnimde beslemeye devam edersem o kişi her türlü hayatımda kalır. Bak bu güzel bir bilgidir. Hı hı. Yani o hayatımda eğer kalması gerekiyorsa, yani zihninde tuttuğuma göre hı-hı. kalması gerektiği için tutuyorum. Hı-hı. Orada ben elbiselerden arındığımda ilişki çok başka bir yere taşınır. İlişki çok güzelleşir. Başka bir yere doğru evrilir. Yani daha çok koşulsuz sevginin ve güvenin olduğu hı-hı. kaliteli bir ilişki haline hı-hı. gelir. Hı-hı. Ya da o kişiyle alacak verecek meselemiz bitmiştir. Birbirimize vereceklerimiz bitmiştir. O zaman o kişi gider. Ama gitmesini de izin veren biziz. Görevi bitmiştir. Görevi bitmişse artık, tabii. sen dersin ki artık sana ihtiyacım kalmadı dersin hı-hı. en derinde. Ve o gider. Hı-hı. Ama eğer sen gitmesini istemiyorsan, bir arada olsan da olmasan da, o bir yerde duruyorsa, arada bir görüyorsan, görüşüyorsan ya da bir haber alıyorsan, hı-hı. bu senin hala onunla bitmemiş bir döngünün olduğunu işaret eder. Yani sen büyük ihtimal ondan hala hı hı. bir alacağım, bir vereceğim var diyorsundur. Ve onu o yüzden tutuyorsundur. Burada şu yanılgıya ya da şu tuzağa da düşmeyelim. Hiçbir ilişki yanlış değildir. Tabii ki. Hiçbir ilişki yanlış değildir. Ben yanlış adamı seçtim. Ben yanlış bir ilişki içindeyim. Ben yanlış bir zamanda buna denk geldim. Bu kişiye denk hı hı. geldim. Bunların hiçbiri geçerli değil. Her kimle berabersen, senden 30 yaş büyük olabilir, küçük olabilir. O ilişki o anda ruhunun tekamülü için ihtiyacın olan ilişkidir. Ha, orada acı yaşayabilirsin. O acıya ihtiyacın vardır. Orada bir aldatılma vardır. Ona ihtiyacın vardır. Çünkü o acı ya da o aldatılma ya da o terk edişle büyüyeceksin. Evet. O yüzden yanındaki kişi yanlıştır diye bir şey yok. Doğru ve yanlış yok. O kişi senin o andaki değişim dönüşüm için gerekli olan kişidir. Evet. Doğruyu yanlışı zihin söyler. Doğru. Tabii. Zihin yok. Her şey olması gerektiği gibi oluyorsa hı hı. olması gereken kişiyle birliktesin. Orada senin sorman gereken tek şey var. O bana neyi gösteriyor? Hı. Ne zaman ki sen o yarayı kapatıyorsun, o güvensizlik ya da değersizlik. Orayı bir arındırıyorsun, oradaki kodları bir değiştiriyorsun işte bilinçaltında. Artık orada yara kalmadığı için bu defa duygusal bir tepki oluşmuyor. Hani birisi sana bir şey de söylese, sen diyorsun ki ben kendimi seviyorum ve kendi değerimin farkındayım. Hı-hı. Senin söylediğin şey artık beni incitemez diyorsun. Hı-hı. En fazla birkaç kere daha oluyor. Ama ondan sonra zaten senin enerjin ve frekansın değiştiği için kimse sana böyle bir şey yapmadığı gibi, çünkü sen değiştin. Tam aksine senin hayatına sana çok değer veren, sana bir kraliçe muamelesi yapan insanlar girmeye başlıyor. Evet. Sen kendine değer verdiğinde oluyor ama bu. Kesinlikle. Onlara değil. Tabii ki. Kesinlikle. Kendine. Evet. Bazen duyuyorum. Diyorlar ki işte odaklandım. İşte meditasyon yapıyorum. İşte sevdiğim kişiyi düşünüyorum. Ondan sonra işte beni arasın istiyorum. Ama bir türlü aramıyor diyorlar mesela. Evet. Ne oluyor orada? En çok istediğimiz şeyler ya olmazsa diye en çok korktuğumuz şeyler. Sen yakın bir arkadaşın
Ayşe beni niye aramıyor demezsin. Ayşe seni arar. Ayşe'yle bir araya geldiğinde sen beni niye bir türlü aramıyorsun diye çok da fazla sitem etmezsin. Ayşe'yi seviyorsan, gerçekten dostunsa bunlar olmaz. Ayşe ilişkin su gibi akar. Fakat ikili bir ilişkide beklentiler vardır. Ve bu beklentiler direnç dediğimiz bariyerleri yaratır. Hı. Yani o kişiyi beni arasın diye bekliyorsam bir tarafıyla da ya aramazsa diye bir endişe içindeyimdir. Hı hı. Korkularımı yüklüyorum, kaygılarımı yüklüyorum, değersizliğimi yüklüyorum, güvensizliğimi yüklüyorum. Hı hı. Dolayısıyla bütün bu diğer duyguların arasında nokta gibi işte hani işte beni arayacak mı, beni seviyor mu gibi bir şey kaldı. Çünkü diğerlerin arasında ne oldu? Kayboldu gitti. Tek değildi. Evet. Odaklanmış saf bir niyet yaratır. Yani bir şeyi mesela bana da soruyorlar. Hocam bir tarafıyla odaklanın çok isteyin diyorsunuz, bir tarafıyla serbest bırakın diyorsunuz. Serbest bırakma dememizin nedeni şu. Eğer sen bunu ister de sonra gerçekten serbest bırakırsan geleceğini biliyorum. Hani bir şekilde hani beni sevdiğini de biliyorum deyip de bıraktığında bu bariyerler oluşmuyor bir kere. Evet. Bir de şey galiba demek istiyorsunuz değil mi? Hani mesela ilk istediğimiz andaki o enerji çok yüksek. Mesela diledik ama sonra hep kuşku korkular, giriyor, inançsızlık giriyor, güvensizlik giriyor. Onun enerjisini düşürüyor. İste ve bırak demenizin sebebi o kuşkular devreye girmeden bırak. En yüksek seviyede isteğini bırak. İste oradan. Ve bırak. Evet. Hani teslimiyet diyoruz. Yani olana güven, akışa güven, hayatın sana iyi şeyler getireceğine güven anlamında söylüyoruz. Yoksa sen her istediğinde koşulsuz saf bir enerjiyle istediğini bilsem zaten böyle bir şey demem. Tarif ediyorsunuz yani. Evet. Ama istediğin şey aynı zamanda olmazsa diye endişelendiğin şey. Evet. Yani bu benim son umudum, bunun olması lazım dediğin şey. Bu her konuyla ilgili olabilir. Bu beklediğin bir para da olabilir. Farkında olmadan olmazsa diye, yani bunu istediğin anda yanında varsayalım ki bu da korku topu olsun. Korkuyu açıyorsun. Evet. Ne oluyor? Enerji bölünüyor. Tabii ki. Yani bir bunu akıyor, bir bunu akıyor. Evet. Sen şimdi zihninde kontrol edemiyorsan, zihin savruktur diyorum ya, ve olumsuz düşünmeye daha meyillidir. Doğal olarak düşündükçe negatife daha çok enerji akıtınca onun gerçekleşmesini bu defa hızlandırmış oluyorsun. Yani o beklediğin şey olması değil de o endişe kaygı tarafı çalışınca beklemediğin şeyin gerçekleşme hızını yükseltmiş oluyorsun. O yüzden biz şöyle deriz genellikle. Hani her şey olması gerektiği gibi ise madem, her şey tam olması gerektiği gibi akıyor anlamına gelir. Fakat bizim zihinlerimiz olana güvenmediği için vallahi ben bu akışa güvenmiyorum, ben bunu bir kontrol edeyim diye devreye girer. Ve örnek bu bir ilişki olduğunu varsayalım. Sürekli şunları kurar. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, oraya mı gitsem, buraya mı gitsem, şunu mu planlasam, acaba burada şunu mu yanlış yapıyorum, Ayşe doğru söylemişti, Ayşe'nin dediğini mi yapsam, dın dın dın. Hiç susmaz zihin. Hep bir şey, bir çaba içindedir. Halbuki o kişi o çabayı bıraksa ve arkasına yaslanıp şöyle dese, ne olursa olsun olması gereken oluyor ve ne olursa olsun olan benim hayrıma. Evet ben örnek bir kişi var ve o kişiyi çok seviyorum. Evet o kişiyi çok istiyorum. Buna da kabul. Çünkü bunda yanlış bir şey yok. Olabilir. Ama ben bir yandan akışa da güveniyorum. Ve benim bir şey yapmama gerek yok. Bak çok ilginç bir şey söylüyorum. Evet. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Yok gerçekten. Olur mu? Nasıl yani? Benim bir şey yapmam lazım. Zihin böyle çalışıp bir şey yapmam lazım. Ben de derim ki hiçbir şey yapma, bir şey yapmama halinde kal uzunca bir süre ve sonra şunu fark edeceksin. Bir şey yapman gerekiyorsa kendiliğinden elin bir telefona gidiyor. Kendiliğinden kalkıp gitmen gereken yere gidiyorsun. Ama bak kendiliğinden oluyor. Teslimiyet dediğimiz budur. Kesinlikle. Yani seninle birlikte seni deneyimleyen bir öz var. Tabii ki. Ve öz senin içinde aslında senin gözlerine görüp senden hareket ediyor. Tabii ki. Ona izin vermiş oluyorsun. O böyle hareket ediyor ama. Bak zihin devreye girince bizde bir çaba başlıyor. Tabii plan var. Plan, program var. Hangimizin planı tam
düşündüğümüz gibi oldu. Yani gün içindeki planlarınız bile genellikle uymaz değil mi? Sabah tabii kalkar ki bir plan yaparız. Akşam bir bakarız, aa ne düşünüyordum, ne oldu? Aynen öyle. Da biter değil mi? Niye? E çünkü sen ne kadar plan yaparsan yap, kendiliğinden bir akış vardır. O zaman bana bir tek şey düşer. Ben bu akışa teslim oluyorum ve hiçbir şey yapmamayı seçiyorum. Ben buna çabasızlık kanunu diyorum. Evet, çabalamıyorum. Sonra bir bakıyorum, en doğru zamanda elim o telefona gidiyor. Ama ben ya bu arkadaşı aramam lazım, bir türlü arayamadım deyip suçluluk içinde kıvranırsam elim o telefona gitmiyor. Çünkü orada direnç var. Evet. Şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım dediğimde zihnimde hep direnç var. O yapmalıyım, etmeliyim. Nasıl olacak, niye olmuyor? Nasıl ve niyeleri de zihin yaratır, sebep sonuç ilişkilerini. Atalım bunların hepsini çöpe. Zihin bizim kölemiz olsun, hizmetkarımız olsun. Evet. Biz onun efendisi olalım ve akışta olalım. O zaman o kendiliğinden hali var ya, sizi mucize kapılarına götürüyor. Kendiniz bile şaşırırsınız. Gerçekten öyle. Biz mesela bir karşı tarafı, yani aklımızdaki kişiyi çok yoğun düşündüğümüzde sanıyoruz ki gerçekten o da bizi belki düşünür. Onun aklına düşer. Hani mesela vardır ya, mesela ay tam seni arayacaktım, sen beni aradın filan, hani zannediyoruz tabii bunu. Evet. Oysa ki burada da galiba o söylediğiniz şeyi yapmak gerekiyor. Biraz o enerji alanını, yani bu boşlukta bir alanı boş bırakmak gerekiyor. Çünkü biz düşüncelerimizle, isteklerimizle buradaki bu boşluğu da dolduruyoruz galiba. Evet. Değil mi? Evet, evet. Tam olarak ne yapmamız gerekiyor? Şimdi şöyle düşün. İki taraf arasında bir üçüncü alan vardır. Bu üçüncü alan iple birbirine bağlıdır. Yani enerji alanı sana bağlı, bana bağlı. Ortada da İkinize ait bir alan vardır. Evet. Şimdi bu alan benim duygu ve düşüncelerimle beslenir. Onun duygu ve düşünceleriyle beslenir. Ve bu alan vasıtasıyla bilinçaltı düzeyde birbirinizi algılarsınız. Yani sen eğer onun için kaba ya da sorumsuz diyorsan bu saklı gizli kalmıyor. Bu alana düşüyor. Yani karşı taraf bunu hissediyor. Algılıyor. Onunla ilgili düşündüğün her şeyi algılıyor. Bakın orada daha derin bir şey var. O sensin dedim biraz önce, fark evet, ettin mi? Evet. O senin aynan dedim. Evet. Bu ne anlama geliyor? Daha derin, hani biz ben ve o gibi bir düşünürken aslında orada kendinden kendine bir oyun var. Evet. Bunu nasıl anlıyorsun? Mesela ona bir rol veriyorsun dedik ya. Evet. Bir kere o senin verdiğin rolü oynuyor dedik. Değil mi? Evet. Ve sen kendi kafanda mesela diyorsun ki, örnek, ben bir şey yapayım, onun canını acıtayım diyorsun. Evet. Değil mi? Şimdi bir yandan onun canını acıtayım derken, bir yandan da geçmişte canı yanan sen, can yanmanın ne olduğunu da bildiği için bir yandan da onu merak ediyorsun. Kimdir canı yandığında ne yapacak? Can, ben geçmişte çünkü biliyorum, benim de canım yandı. Şimdi de onun canı yansın derken, onu merak ederek ondaki can yanma duygusunu da kendine yazıyor, kendini deneyimliyorsun aslında. Yani onun canını yaktığını düşünürken o duyguyu merak ederek ve düşünerek kendinde de var edersin. İki ucu da sen yaşarsın ve kendi kendine işte canı yandığına göre şöyle olur, böyle olur dersin o kişi için. Ve sonra bir bakarsın sen ne düşünüyorsan onunla ilgili o da öyle davranıyordur. Bak ayna olduğu aslında buradan belli. Sen ne düşünüyorsan onunla ilgili, şimdi gördüğünde bana soğuk davranacak dersin. O seni gördüğünde soğuk davranabilir. Yani şöyle tarif edeyim. Senin ona dair tüm duygu ve düşüncelerin hepsi bir film makinesinden bir projektörle perdeye yansıtılıyor gibi düşün. Evet. Kendi içindeki duygu ve düşüncelerden birisi bir senaryo yapsaydı, o duygu ve düşüncelere şöyle bir bakardı ve orada birini yaratırdı. İşte o. Karşıdaki. O bir adım atar, sen bir adım atarsın. O bir adım atar, sen bir adım atarsın. Fakat o bir adım atarken sen 9 adım atarsan ona yapışırsın. Ve ona bir şey yapması için alan kalmaz. Ve burada şikayet edersin. Ama o bir şey yapmıyor, benimle ilgilenmiyor, beni sevmiyor. Ama sen 9 adım geldin ve ona hiç alan açmadın. Sen 9 adım gelirken farkında olmadan aslında ne yapmış oldun? Onun alanını da işgal ettin.
Daha basit bir tanımla. Sen ne zaman ki öldüm, bittim, ölüyorum, bitiyorum, çok seviyorum deyip taviz vermeye başlarsan ilişkinden, sürekli verirsen, alma verme dengesini bozduğun için bunu daha çok yükseltirsin ve aradığınız açılır. Sen ne zaman ki kendi değerinin farkına varırsın, öz değer ve özgüveninle yukarıya doğru yükselmeye başlarsın, bu defa bundayım başlar. En güzeli nedir? O versin, ben vereyim. Vermek kadar güzel bir şey yoktur. Tabii. Ama kendine vermeyi unutmadan. İlişkilerde gördüğüm en çok sıkıntı bu. Alma verme dengesini biraz bozduklarını görüyorum arkadaşların. Vermeyi seviyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ben diyorum ki kendin sanki o sevginin önemli bir kısmını kendine ver. Bu bambaşka bir konuşma konusu. Çünkü ortada doğal olarak şu soru beliriyor. Ben kendimi nasıl seveceğim? Bize hiç kendimi sevmeyi öğretmediler ki. Evet. Hani büyüklerine saygı göster, küçüklerine şey yap, koru. Evet. İşte insanlara dikkat et, kimseyi kırma, incitme, üzme dediler. Ama kimse bize kendimizi sevmenin kavramıyla hepimiz ilerleyen zamanlarda tanıştık değil mi? Kendini sevmek evet, nasıl tabii, bir şey? Tabii, aynen. İnsan kendini sever mi? Ayıp değil mi? Ya bir de öyleydi, evet. Büyükler bile bizi sevmezken, ayıpken, evet, ben bir de kendimi mi seveceğim? Pardon, onu da bilmiyorum. Evet. Noktasında zaten uyanmaya başladık. İşte o noktada işte bunca çalışmalarımızın nedeni kendimizi sevmek, kendimize o şefkati göstermek için. Onu da tabii bilinçaltındaki eski kodlarımız. Evet. Değersizlik, güvensizlik engelliyor. Hı-hı. Onlardan da arındığımızda ama kendiliğinden bir olanı kabullenme hali geliyor. Hı-hı. Çünkü şöyle diyeyim, ilişkilerden bahsediyoruz madem. Karşıda kabul vermediğin her şey kendinde vermediğin kabuldür. Karşıda suçladığın ya da kızdığın her şey en derinde kendine kızdığın ya da suçladığın her şeydir. Çünkü bilinçaltın ben ve o kavramı zaten olmadığı yok için hangi duyguyu sürekli yansıtırsan o duygu sana katlanarak geri artar. Ben de diyorum ki karşıya sadece teşekkür ederim. Sağ ol. Benim alanımda olan tüm o biraz önce anlattığım çıkarmam gereken elbiseleri bana gösterdin. Bunun seninle ilgisi yok. Aksine bana gösterdiğin için teşekkür ederim. Ben şimdi bunlara bir bakayım. Bunları nasıl sıyırıp atabilirim? Bunlardan nasıl arınabilirim? Bunlara bir bakacağım. Ve bunları bir atacağım. O zaman ilişki zaten hani o kadar güzel bir hale geliyor ki hani tadından yenmiyor derler ya. Sonra diyor ki insanlar bu kadar basit miymiş? Yani ilişkim de güzelleşti. Daha başka bir yere evrildi. Ya da belki bitmesi gereken ilişkiler bitti, bitiyor. Her neyse. Bir de böyle bir kaygı, korku da var gerçi. Evet. İşte kişisel gelişim şeyine girince ilişkin biter mi, gider mi diyorlar. Ben de diyorum ki girsen de girmesen de bitmesi gereken zaten bitecektir. Ama her şeyi çeken ya da tezahür ettirensen eğer, sen o ilişkiyi çok daha güzel seviyeleri taşıma potansiyelin ve olasılığın her zaman var. Yani bolluk bereketle alakalı vermek istediğiniz şeyler var mı? Tüyolar. Sistem bolluk bereket için de aynı şeyi şekilde çalışıyor. Eğer sen odağın bolluk ve bereketteyse, eğer sen bir şeylerle ilgili konuşurken varlık bilincindeysen, çok şükür yiyecek ekmeğim var, çok şükür sağlığım yerinde, var kısmındaysan zaten varı fazlasıyla var edersin. Ama sen konuşurken bu yok, bu yok, bu yok, her şey pahalı, kriz var, artık hiçbir şey alamıyoruz, yapamıyoruz şeklindeyse bu da yokluğu getirecektir. O nedenle ne konuşuyorsun bolluk ve berekete dair? Artı tabii biraz önce söylediğim paraya ya da zenginliğe dair inançları nelerdir? Yani sen de bir yandan parayı isterken bir yanda bilinçaltı düzeyde parayı reddedenlerden olabilirsin ki çalışmaların %95'inde ben bunu gördüm. Bir yandan parayı isterken zenginliği, bilinçaltı düzeyde işte para benim düzenimi bozar, para gelirse güvensizlik yaşarım, para gelirse terk edilirim, para gelirse sevilmem, para gelirse dışlanırım, para olursa yalnız kalırım. İşte para olursa nokta nokta, hani o kadar çok şey var ki onu yetemeyebilirim, sorumluluk almam gerekecek ya da insanlar benden bir şey bekleyecekler gibi paraya bağlanan, hani bir de kolektifte dolu, hep böyle şu Türk filmlerini hatırla,
Zengin insanlar bencil insanlar, zengin insanlar mutsuz insanlar, zengin insanlar hasta insanlar. Ve biz de elindekiyle yetin diye büyütülen bir kuşağız. Yani fazlasını niye istiyorsun? Zaten onlar da mutsuzlar gibi büyüdüğümüz için birçok kişinin parayla ilgili sıkıntılar oluyor ki benim de geçmişte çok oldu. Fakat sonra kendimi silkeleyip baktığımda ben mesela parayı sevmediğimi gördüm. Para eşittir benim için hani bağladığım şeyler o kadar sıkıntılı şeylermiş ki hani hep uzağımda dursun demişim. Beni para işlerine karıştırmayın. Ay para mı? Hani sanki böyle aramızı bozarmış gibi. Kötü bir şeymiş gibi. Ayıp bir şeymiş gibi. Utanılacak bir şeymiş gibi bir muamele yaptığımı fark ettim. Ve bunu sonra değiştirdim. Yani değiştirdim dediğim ilk önce parayla ilişkimi düzelttim. Parayı sevmeye başladım. Parada bir kötü bir şey yok. Parayı kullanma biçimimiz önemli. O para doğru kullanıldığında muhteşem güzel enerjiler yaratıyor. İnsanlara katkı yaratıyor, yardım yaratıyor, hayatını değiştiriyor, sana bir konfor sağlıyor, bir güven sağlıyor. Dolayısıyla parayı reddetmeden sevip istemek ya da çağırmak gerekiyor. İşte burada da ben genellikle hani izleyicilerime şunu öneririm. Eğer parayla ilgili kendi üzerinde hiçbir çalışma yapmadıysan en basit şekliyle bir anne ve babanın parayla ilişkisine bak. Çünkü onların nasılsa seninki de öyledir. Yani birinden birinden almışsındır. İşte evde çok para kavgası olur muydu? Evde parayla ilgili en çok hangi konular konuşulurdu? Özellikle anne. Paraya yaklaşımı nasıldı? Bunların hepsini sen hani bilinçaltı biliyorsun 0-6-7 yaş arasında şekillendiği için hiçbir şeyi sorgulamadığın bir dönemde aldın kabul ettin. Ve hayatında da aynı kurallar hala geçiyor olabilir. Mesela baban ya da annen hayat çok zor, geçim çok zor dedilerse senin kolay bir şekilde para kazanma şansın yok. Paranın sana kolayca gelme şansı da yok. O nedenle eğer o kodları bulur ve onları da değiştirirsen, en basit haliyle paranın sana gelmesine izin verirsen, izin verirken de bir şart şurt koymazsan, para gelsin ama işte ben yalnız kalmayayım. Para gelsin ama karım kocam yanında kalsın. Param kalsın ama ben güvende olayım. Param kalırsa ama kimse duymasın. Bunu da çok duyuyorum. Gelsin ama kimse duymasın diyorlar. Evet doğru. Bu şart şurtları para hiç sevmediği için bu şart şurtlar olduğunda zaten para gelmiyor. Çünkü para enerjisi şöyle diyor. Gelirim ama senin hayatında bir değişim dönüşüm yaratacaksam ki bunun için geliyorum zaten. Senin buna izin vermen gerekiyor. Sen hay hay ben buna hazırım. Gel ve benim hayatımda nasıl bir değişim dönüşüm yaratacaksan ben buna hazırım dersen zaten gelir. Bunlar keşke okullarda anlatılsa diyorum. Yani farkındalık dersi en çok, büyük hayalim. Ay ne kadar güzel farkındalık dersi de güzel söylediniz. 0-6 yaş diyorsunuz ya mesela işte eğitim şart diyoruz, okul öncesi eğitim diyoruz vesaire. Yani hani bu kadar çok konuşulurken bu konular keşke müfredatlara girse. Girecek ama. İnşallah. İyi ki varsınız. Eğitimleriniz devam ediyor. Ben Serpil Hanım'ın eğitimlerine bu arada devam ediyorum arkadaşlar. Zaten gözümü açıyorum. İlk baktığım sayfa Serpil Hanım'ın sayfası Instagram'da. YouTube videolarını zaten yaladım yuttum. Hepsini defalarca defalarca izlediklerim var. Çünkü bir defa izlenecek videolar değil yani. Dönüp dönüp hani anlamak için, idrak etmek için izlenecek videolar. İddia ediyorum hayatınızı değiştirecek Serpil Hanım'ın videoları. Bu söylediğimi lütfen unutmayın. En yakın eğitiminizi sorayım. Bir kere ilk önce şeyi bahsedeyim ilk önce. Daha önce Serpil Ciritçi adı altında YouTube videolarım vardı. Evet. İsmi değişti. Kuantum Kraliçeleri TV oldu. Ve Kuantum Kraliçeleri şirketimizin de adı zaten biliyorsun. O kraliçede bazen diyorlar ki bana biraz ego kokmuyor mu diyorlar. Ben de diyorum ki benim videoları gördüğünüzde benim özdeğer çalışmalarıma ben bir kraliçeyim diye başladım. Sürekli ben bir kraliçeyim, ben bir kraliçeyim. Bu kraliçe oradan geliyor. Yani bir kraliçe gibi hissetmek, bir kraliçe gibi kendini değerli hissetme duygusu üzerine biraz yoğunlaşmıştım. Şimdi de diyoruz ki kraliçe yetiştiriyoruz. Ebru ile birlikte sunuyoruz. İsmi Kuantum Kraliçeleri TV oldu. Hani arkadaşlar izlemek isterlerse. Geriye dönük evet hemen hemen birçok konuda bilinçaltı temizlik dediğimiz ya da dönüşüm değişim çalışmaları yaptık. Beşer saatlik, yetişer saatlik. İşte o çalışmaları yaptığımızda her gün bir çalışma gönderiyoruz. Ama çalışma bittikten sonra toplu gönderiyoruz tabii isteyenlere.
Bunları çok rahat söyleyebiliyorum çünkü özellikle bilinçaltı temizlik çalışmalarım, hem aşk hem para çalışmalarım da var, o ayrı, ama bence gerçekten kapsamlı çalışmalar oldu. Özellikle bugün bilinçaltını anlamak isteyen arkadaşlar için, hani ben kendime bir dönüp bakacağım ne var ne yok merak eden arkadaşlar için hem detaylı bilgi var hem farklı farklı teknikler koydum. Hani orada da diyorlar ki hocam burada işte 7 günse 7 teknik var. Ben de diyorum ki 7 tekniği yapmak zorunda değilsin. Sadece dinle. Bunlardan bir tanesi sana zaten bağıracak. Bunu yap. Buna ihtiyacım var diyecek. Onu uygula. İstersen 7'sini uygula. Ama hani bunlar görev olsun diye yapılan çalışmalar değil. Bunlar böyle duygu çalışmaları olduğu için tam böyle ona uygun olduğun bir zamanda dinlediğinde içinden gelerek böyle eline kalem kağıt alıp bazen yaptığın çalışmalar zaten. Yakınlarda da önümüzdeki hafta Çarşamba günü 25'i galiba yine bir para çalışmamız var. 2023 yılına girdiğimiz için ve enerjiler devamlı değiştiği için bu benim yaptığım çalışmalara da yansıyor. Çünkü yavaş yavaş artık 5. boyut çalışmalar hazırlıyoruz. Ve eskisi kadar derin ve uzun tekniklerden ziyade herkesin de bilinci yükseliyor çünkü. Biraz daha kısa ama yine çok etkili tekniklerle bir yine zannediyorum 5 günlük bir çalışma hazırladık. İsmi de Paranın Kilidini Aç galiba, tam Evet, paranın hatırlamıyorum şu kilidini anda. açtı Evet, galiba. böyle bir Hani çalışma. yanlıştı. Orada sembollerle çalışacağız yine. Hani bir anahtar sembolü var orada. Çarşamba günü başlayacak. Zannediyorum Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Yani her gün bir video atılarak sonlanacak. Zaten şey, hani fiyatlarını söylememe gerek yok. Genelde ben bunları çok uygun fiyattan verdiğim için Kesinlikle. rahatlıkla arkadaşlara da ihtiyacı olanlara mutlaka öneriyorum. Hem bilgi var hem teknik var çünkü. İmkanlı olan arkadaşlar alabilir. Olmayan arkadaşlar da zaten YouTube'da bolluk ve bereketle ilgili hemen her konuyla ilgili dediğin gibi birçok videom var. Artı Instagram sayfamda birçok bilgi var. Evet, Hani evet. Serpil Canlı Ciritçi yayınlarınız var. Canlı yayın sayfamda. açıyorsunuz Canlı akşamları yayınlarım bazen. var. Bir de zaten şu anda da bir web sitemiz hani bitti bitecek neredeyse. Çok zengin. Hani benim hedefim Türkiye'nin en zengin kişisel gelişim sayfası olsun. Oraya giren herkes ne istiyorsa, meditasyondan olumlamaya, işte benim videolarım da dahil, her şeyi bulacağı bir zengin içerikli bir web sitesi çalışmalarını da bitirdik. Bitirmek üzereyiz daha doğrusu. Güzel, her şey yolunda. Yani gerçekten en sevdiğim yönlerinizden bir tanesi de sürekli kendinizi ve içeriğinizi güncelliyor olmanız. Yani şimdi siz söyleyince hatırladım. Mesela işte herkesin dilinde şöyle cümleler dolaşırken, ya günler çok mu kısaldı acaba? Zaman çok mu çok çabuk geçiyor acaba filan dediğiniz bir dönemde, Allah Allah dedim. Hadi dedim, benim de söylemem normal ama gençler de söylüyor dedim. Hani ben yaşlanıyorum da bunu söylemiyorum. Gençler de söylüyorsa burada bir şey var dedim. Yine arkadaşlar yazdım internete, günler mi kısaldı diye. Dünyanın frekansı değişti diye. Serpil Hanım'ın yine bir videosu çıktı karşıma. Onu da araştırmışsınız. Onu da Evet. anlamlandırmışsınız. Onu da izledim ve hani böyle bambaşka yine dünyaya bakmaya başladım. Çünkü bizimle beraber her şey değişiyor. Evren de değişiyor. Zaman algısı hızlanıyor. Hani Hızlanıyor. piramit gibi düşün. Bu gittikçe hızlanacak çünkü aslında zaman yok. Zaman illüzyonundan çıkış var. Zaman illüzyonundan çıkıyoruz. Çünkü sadece sonsuz ve şimdiki an var. Hani bir şey yaratmak için bile burada bir zaman filtresinden bahsediyoruz, değil mi? Ha, iyi ki var. Çünkü zaman filtresi aynı zamanda bizi koruyor da. Tabii. Çünkü savruk zihinlerimiz düşündüğü anda var etseydi dünya kendini yok ederdi. Ama şimdi korku, burada da güzel bir haber vereyim. Şimdi bana diyorlar ki hocam korktuğum şey çok çabuk gerçekleşiyor ama istediğim şey bir türlü gerçekleşmiyor. Dengeleniyor. Korktuğun şeyin gerçekleşme hızı azalıyor. Çünkü zaten korunuyoruz. O filtre, zaman filtresi de o yüzden oluyor. Hani örnek bir hastalıktan korkuyorsan ilk önce birilerinde haber olarak görüyorsun. Sonra eğer sen korkmaya devam edersen işte bir arkadaşında görüyorsun. Yani sistem sana sürekli bak, buna odaklanmaya devam ettiğin için burada haber olarak çıkıyorum. Burada arkadaşında çıkıyorum. Ha bir de. Tabii, sürekli Oo. mesajlarla Ha, geliyor. o. En son sana hani biraz daha eğer buna odaklanırsan senin başına getireceğim. Çünkü bunu istediğini varsayıyorum diyor. Ama arada zaman filtresi olması güzel. Çünkü o hemen gerçekleşmiyor. Ondan önce evrenin uyarılarını görüyoruz. Küçük küçük işaretlerini. Hala bunu istiyor musun?
minik minik gösteriyor bize. Teaserlar. Orada ha, ben ne yaptığımı gördüm, tamam istemiyorum deyip algını başka bir yere çevirebilirsin. Ama diğer yandan istediğimiz şeylerin gerçekleşme hızı da çok artıyor. Bu da iyi haber. Hani evet. Sabah düşündüğümüz bir şeyin akşam gerçekleşmesi. Hani eskiden mucize derdik, 48 saatte evet. yarat. Çok çok bunu gerçekleştiren ve bana yazanlar var. Hocam 48 saat bile sürmedi diyenler var. Bu tamamen inançla da ilgili, o ayrı. Ama o algı da değiştiği için ve zaman algısı da hani yukarıya doğru hızlandığı için nihayet sonuçta aslında şimdiki an olduğu için oraya doğru gidiyoruz. O nedenle iyi şeylere odaklandığımız müddetçe iyi görme hızımız çok arttı. Evet. Hatta son olarak şunu da söylemek istiyorum bu videoda. Yine ihtiyacı olana inşallah ulaşsın. Diyorsunuz ki bir şey istediğinizde 17 saniye, en az 17 saniye odaklanmanız evet. gerekiyor. Evet. 17 saniye kuralı var. Evet. Değil mi? Yani 17 saniye var. Şöyle söyleyeyim. 17 saniye onu zihninde tuttuğunda, yani ön alın lobu diyoruz biz ona. Evet. Bir kere o dalgayı bir yakalamış oluyorsun. O bir dilek olsun varsayalım. O dalgayı bir yakalıyorsun. Ama eğer onu 68 saniye, yani bir dakikadan biraz daha uzun tutarsan, o tamamen kapsam alanına giriyor. Yani hem görseli hem duygusuyla beraber girecek değil mi kişi o moda? Yani. Şöyle, sen bir hayal ettiğini varsayıyorsun. Hayal etmiyorsun. Hiçbirimiz hayal etmiyoruz. Hiçbir düşünce hayal değildir. Biz hayal diyoruz ama olmayan bir şeyi nasıl hayal edebilirsin? Burada var. Sen hayal diyerek burada yüksek frekanslı bir dalgayı çekiyorsun. Ve bu dalganın senin normal öğlen ne yiyeceğim diyerek zihninde yarattığın bir tavuk ya da et hayalinden hiçbir farkı yok. Oldu bile dedikleri bu. Bu da duruyor, bu da duruyor. Evet. Bunu ama şöyle düşünüyorsun. Gideyim öğlen tavuk yiyeyim. Bu hemen gerçekleşiyor. Evet. O da burada bir dalgaydı. Ay doğru, çok doğru, evet. Tavuk dalgasıydı. Yani bir düşünce dalgasıydı. Evet. Açtın, deşifre ettin, tavuğu gördün zihninde. Bir baktın öğlen tavuk yiyorsun. Evet. Bu tamam. Fakat buradaki, yani bu yukarıdaki örnek senin ev hayali. Orada bir duruyorsun. Öğlen gidip ev alayım diyemiyorsun çünkü. Oysa ki o tavuktan farkı yok. Hiç farkı yok. O da burada ne yapıyor? Duruyor. O yüzden hani tavuk hızla gerçekleşti. Çünkü önüne ya da arkasına bir korku da eklemedin. Yani demedin ki tavuğu yiyebilir miyim? Getirirler mi? Ya da sipariş ettin. Ya getirmezse? Demedin. Evet. Hiçbir şeysiz olumsuz bir düşünce olmadan, şüphe olmadan, inançsızlık olmadan gittin, oturdun, yedin. Fakat burada nasıl? Öğlen. Ev alacağım. Param yok. Ben kim? Ev almak kim var? O evi hayat boyu alamam. Zihin devreye giriyor. Zihin devreye girdiği için bu senin kapsama alanına bile girmiyor. Ama 68 saniye odaklandığında, işte o yüzden ben diyorum ki odaklanamıyorsan bile, ne bileyim, o evin bir yere resmini asarsan farkında olmadan bir an dalarsın oradaki resme, bir hayal kurarsın. Ya da film izlerken bile bilinçaltın o resmi zaten çeker alır. Onun için o fotoğraflı çalışın, panolar yapın deriz. İmajinasyon yapalım. Ha. Evet. Sonra ona bak. Ona bakarken tıpkı tavuk hayali gibi. Tavuğu yerken tadına vardın mı? Vardın. Kokusunu aldın mı? Aldın. Gördün mü? Gördün. Değil mi? Ev hayalini istiyorsan da aynı canlılığı şimdi ona kat. Yani o hayalin içine gir. Onu zihinde gördün. Değil mi? Evet. Şimdi üç boyutlu dünyana indir. Onun içine gir. Kokla, işit. Yani beş duyuyla, ki NLP'de zaten bunu anlatıyoruz genelde. Hani nasıl hayal edeceğiz ki, bir gün bir çalışmada sırf bunu anlatabiliriz aslında, tezahür ettirme. Olur inşallah. Tezahür ettirmenin sırrı gibi. Ona da hani o duyguyu yüklersen hani bir görüntüye, yani cansız bir görüntüye şey can veriyormuşsun gibi, hızlandırıyormuşsun gibi düşün. Bunu nasıl yapabilirsin? Televizyoncusun. Evet. Değil mi? Ben çok rahat yapıyorum çok şükür. Belki de ondan. Hiçbir fark evet, yok. Evet doğru. Bir anda ona bir rol veriyorsun, bir şey katıyorsun. Evet. Ve o görüntü hareket etmeye başlıyor. Koku algılıyor, ses algılıyor. Hatta daha da güçlü hissetmek istiyorsan orada kendini gör, kendini de kendi bedenin içinde gör. Aynen. Koklayan, gören, tabii ki. İşiten. Çünkü o zaman senin bilinçaltın gerçek olanla olmayana ayırt edemediği için onu var zannediyor zaten sen yaşarken. Neydi onun görevi bilinçaltının? Odaklandığın şeyi getirmek değil mi? Sana hizmet ediyor. Ha? Evet. Onu alıyor, önüne getiriyor sonra. Evet.
68 saniye, 17 saniye oradan çıkıyor. Müthişsiniz gerçekten. Yani işte canlı canlı örnekler. Kraliçe dediniz, kuantumun kraliçesi oldunuz. Gerçekten öylesiniz. Gerçekten benim de hayatımın kraliçesisiniz. İyi ki, iyi ki, iyi ki varsınız Serpil Hanım. Bana ve eminim yani böyle hani binlerce milyonlarca insana çok büyük katkınız olmuştur diye düşünüyorum yani. Hani kendimden biliyorum zaten. O yüzden Allah size misliyle, hani bu hep halk hizmeti olarak yaptığınız o videolar sonuçta ücretsiz videolardı, YouTube videoları yani, evet. Ücretsiz hala, evet. Da öyle yani, evet. Sonuçta açıp bizleri izliyoruz, bedava izliyoruz ve çok kıymetli bilgiler var, çok çok kıymetli. Hayat bir kere diye düşünüyoruz ve hani istediklerimizi yapabilmek için bir şey gücü buluyoruz yani, bir kudret içeriyor o videoların, evet. içeriğinde. O yüzden Allah size misliyle inşallah bütün bu mutluluklarımızın, bizim yaşadıklarımızın hepsini misliyle size geri versin. Hepimize inşallah. Bir de şey, hani bu dünyada gerçekten başka bir insanın hayatına dokunma kadar, evet. insana tatmin eden, insanı mutlu eden başka bir şey yok. Bu herkes için öyle. Hı hı. Hani birine yardım ettiğinizde maddi, hı hı. manevi fark etmiyor. Hissettiğiniz şeyden bahsediyorum. Hı hı. Ve çok şükür ki hani ben bir şekilde insanların hayatına dokunabileceğim bir yerdeyim. Demek kendi tekamülümde böyle bir şeye belki de benim de ihtiyacım vardı ve bunu ortaya çıktı. Bundan dolayı çok mutluyum. Çünkü gerçekten bunun hiçbir şeyle ölçülecek bir değeri yok. Hı hı. Geçmişte ben birçok kişiden feyiz aldım, bilgi aldım. Bugün ben insanların yoluna elimden geldiğince hani bir katkı sunmaya çalışıyorum. Ve bunu da zaten yapmaya devam edeceğim. Benden alanlar başkalarına yapıyor. Nasıl ben başkalarından alıp veriyorsam, bunu bir meşale gibi düşün. Hı hı. Meşaleyi sana veriyorum. Sen ne dedin? Bak, arkadaşlarımın videolarını atıyorum. Ya da tabii. öğrendiğim şeyleri paylaşıyorum. Böyle büyüyecek. Evet. Ve en derinde kendimden kendime bir veriş var. Yani. Değil mi bir de? Tabii. Yani ben ve o diye bir şey yok ki. Ne veriyorsam, hı hı. kendime veriyorum. Ha, nihayet sonuçta kendime vermek için de yapmıyorum, o ayrı, ama hı hı. burada sevgi var sadece, hı hı. Bir sevgiyle paylaşma. Bir paylaşma var. Tabii paylaşım var. Ben çünkü çok şükür, hı hı. diyorum zaten videolarımda, ben çok düştüm kalktım, hı hı. çok yaralandım, aynı çukura defalarca düşmüşlüğüm oldu, ama benden sonra bir kuşak geliyor, hı hı. gencecik çocuklar, kızlar, erkekler, delikanlılar geliyor, hı hı. onlar biraz daha bilinçli olsunlar, onlar biraz daha farkındalıklı olsunlar. Hani bizim düştüğümüz yere düşmesinler, biraz daha erken aydınlansınlar ki, çok gençler de geliyor bazen terapilere, ben çok mutlu oluyorum yani, hı hı. 20'li yaşlarda bana bunları soranlar var, hı hı. o kadar keyif alıyorum ki, düşünsene onların çocukları da hani böyle güzel, farkındalıkla tabii, tabii. büyüyecekler, hı hı. Ah, ne güzel diyorum, bak bizim işte kendimize 45 yaşında sorduğumuz soruyu onlar, hı hı. 20 yaşlarında soruyorlar, hı hı. bu farkındalıktır zaten. Evet. O yüzden çok mutluyum, evet. ve fırsat buldukça seninle burada farklı konularla zaten konuşuruz. Hay Allah'ım, ne kadar şanslıyım ben de gerçekten. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ağzınıza, ilminize, yüreğinize sağlık. Gerçekten çok mutlu oldum. İnşallah tekrarlayalım. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Estağfurullah, ne demek. Şeref duydum. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İşte ağzım kulaklarımda gördüğünüz gibi. Yani hani buradan bütün hücrelerimden yansıyordur o ışıltı. Bence. Yine senin çağrın değil mi? Nasıl? Sen burada olmayı istedin. Bu yine senin çağrın değil mi? Benden böyle bir şey yapmayı istedin. Öyle, evet yani. Düşünecek olsan. Evet, tabii hani, ki. Eğer bu da geçmişte tabii düşünülen ki. Bir düşünce ya da hayal gibi tabii düşünecek ki. Olsan, bak beraberiz. Yani şöyle söyleyeyim, videolarınızı ilk izlemeye, yani ilk videonuzu daha izledim, bitirdiğimdeki duygu, inanın ki herkese bu videoyu ve Serpil Hanım'ı herkese yollamalıyım, herkese tanıtmalıyım duygusuydu. 5-6 sene oldu, evet. zannediyorum. Ve şu an o duygunun, evet. şu an tezahürünü yaşıyorum, evet. aslında. Tam yani bu, gerçekten hamdolsun. Yani tesadüf yoksa, evet. şans da yoktur. Hı hı. O zaman sadece çağırdıklarımız vardır. Hı hı. O zaman hep iyi şeyler çağırmaya devam edelim. İnşallah, evet. Merakla. Merakla, evet. Hayat okulundaki eğitim hiç bitmiyor. Güzel eğitmenlerle karşılaştırsın. Allah, diliyorum ki. Tekrar Serpil Hanım'ın sosyal medya adreslerini buradan çok büyük bir sevgiyle ve istekle paylaşıyorum arkadaşlar. Lütfen girin, izleyin ve
lütfen geri bildirimlerinizi de okumak istiyorum. Hepsini, bütün mesajları okuyorum bu arada. Ama özellikle ne yazacaksınız çok merak ediyorum gerçekten. Herkes ne alacak? Benim gördüklerimi görecek misiniz? Hayatlarınız nasıl dönüşecek çok merak ediyorum. Hepsini lütfen paylaşın. İnşallah biz de Serpil Hanım'la yayınlarımıza devam edeceğiz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Herkes İyi alması gerekeni alacaktır. İnşallah. İyi ki sen de varsın. İyi ki varız. İyi ki varız. Çok sağ olun. Sevgiyle çok teşekkür kalın. Ederim. Evet, sorularınızı, yorumlarınızı yine videomuzun altına bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah ihtiyacını olan herkese buradan akıtmaya çalıştığımız bilgiler ulaşmıştır. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve diyoruz tekrar buluşuncaya kadar en güzele emanet olun diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.